like you ever felt. Are you listening? Damn. ZX10'la gazlayacağız ve yeni ceketim Dynet. Gördüğünüz gibi şimdi diyeceksiniz olsam parayı bulmuşsunuz. Arkadaşlar parayı falan bulmadım. Yani çalışıp alıyorum her şeyi. Baba parası değil, alın teri. Yani nazar etme ne olur, çalış senin de olur. O zaman gazlamalarımıza başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi çıktım yola. Sahil yolundayım. Of be! Bir teker deneyeyim dedim ama üf, efsane bir motor bu ya. Sadece gaza basmam yeterli yani, debriyaj falan hikaye. Gençler, yeni motorumuz nasıl? Efsane değil mi? ZX10 ya, ZX10. Motor patiye sarıyor ya. 3'te 4'te var ya, gazı koy arkası sarıyor. Aynalarım açık gidiyorum. Aynalar işe yarıyor bu motorda gençler. Hem de güzel gösteriyor. Teker denemelerim de güzel oldu yani. Bence güzel yani. Daha motora alışık değiliz. Hayvan gibi motor. Çok ağır, çok büyük. Yani bu motor için Dynet ceket bile aldım kendime. O da bayağı bir pahalı oldu. Bir de Dynet ceket almamın sebebi başkaları böyle benimle dalga geçiyordu. Yok ceketi bile yok, yok şeyi bile yok. Gittim ben de en pahalısından aldım kardeşim. Siz anca böyle sponsorlara dilenin. Böyle gidin Kadıköy'de motor marketlerine dilenin. Abi videonu çekeyim, beni izleyenler var. Bana bir ceket ver, reklamını yapayım. Anca siz reklam yapın. Biz çalışıp paramızla alırız kardeşim. Motorumu da aynı o şekilde. Neden ZX10? Benim böyle büyük motora birdenbire 250'den atlamam. Tabii ki de normal diye şaşırdınız. Yani yok 250'lik motorla şey yapıyor, yok öyle böyle 250'lik kullanıyor, artistlik yapıyor, sanayisinin altında bin arar var gibi yorumlar ve insanların bana bazen söyleyişi ve arkamdan konuşulanlar, bunlara uyuz oldum ve gittim ZX10 aldım. Yok büyük makine kullanamaz, yok 600 kullanırsa ölür bu gibi söylemler. Yani insanlar yazık yani, bir şey demiyorum. Yazık. Abi ZX10 bu, aynasına bir şey olursa borçtan kurtulamazsın. Motoru nasıl aldım? Motoru tek başıma alamadım arkadaşlar. Şimdi motorun fiyatını çoğu arkadaş soracak, biliyorum. Motoru 35.000 TL'ye aldık. Bunun yarı fiyatını ben verdim. Yani bir miktar param vardı kenarda arkadaşlar.
Satin Motors'la birlikte ortak olarak aldık. Yani ortak motor olduğu için de arkadaşlar pek de fazla bir şey yapmak istemiyorum motora. Yani bir zarar vermek istemiyorum. Öyle lastik yakmakmış falan filan yapamayacağım. Arka lastiği falan zaten çok pahalı zaten. Lastik yakmaya kıyamıyorum. İşte teker yapan da ilk ben oldum. Bir de bu motor şimdi bazı arkadaşlar çekemeyenler yok gitmiş. 1990 model ZX10 almış falan da diyenler olmuş. Arkadaşlar bu motor 2006 model ve trafiğe 2010 çıkışlı. Aldığımız adam zaten bayağı zengin bir adamdı. Villadan çıkarttı. Televizyon ünitesinin yanında duruyordu. İkinci katta evde. Yani adam motora binmeye kıyamıyordu. Motor zaten 26.000'deydi bak, 27.000'e gelmiş. 27.000'de yani 2010'dan beri bu kadar az kullanılmış ve hatası kesinlikle yok ve bu motor iddiaya giriyorum ki TR'de tek temizlikte ve tek orijinallikte. Yani çok iyi aldık. Tabii ki de ben buna ömür boyu binmeyeceğim. Yani Siber 250 gibi devamlı böyle sağa sola gitmeler falan olmayacak. Ortak motor olduğu için Rüştü abi de kullanıyor arada. Ama motoru büyük ihtimalle satacağız arkadaşlar. Yani devamlı bununla gezemem. ZX10 öyle böyle benzin yakmıyor. Bir de ağır makine. Yoruyor beni ama yani bir şeklimiz tarzımız oluyor. Kawasaki en çok sevdiğim motor. Söylemiştim size. ZX10 da yani boru değil. Şimdi hızını soranlar olursa da söyleyeyim arkadaşlar. Birinci vites 175, 2, 210, 230 falan. 5, 299. 5. vites 299. 6'ya dağıtınca yine 299 gösteriyor ama motor yani kaç yapıyor? 320, 300, 330 falan yapıyor. Ya yani yeni kasa ZX10'la aynı gidiyor diyebilirim size. Ama tabii ki de yeni kasa daha iyidir, daha rahattır. Ama bu motorun da her şeyi tabii ki de dijital falan filan. Bu da onlardan aşağı yana kalmamış. Ya doğrusu ben beğendim yani. Gidon amortisörü orijinalinde var. Ya efsane bir şey. Ya keşke sadece benim olsa. Bu benim olsa da CBR250'm de dursa kenarda. Yani sağa sola gitmeye falan da onu kullanırdım ama CBR250'yi de arkadaşlar satıyoruz. Yani ona da bilmiyorum artık. Hatta satıldı gibi bir şey yani. Satıldı diyelim. Satıldı. CBR250 yok artık. Bunu da sattıktan sonra bundan fazla videomuz olmayacak. Tabii ki de daha olacak ama bayağı çekerim daha. Gezeriz, gazlarız. Ondan sonra da bir 600'lük makine düşünüyorum. Kendimi alacağım. Öyle. Gazı koyunca nasıl yanlıyor ama ya? Neymiş? Motor kullanmayı bilmiyormuşum. Tamam. Ben bir şey demiyorum gençler. Size bırakıyorum. Cadde bostanı ağlatıyor. Oğlum ZX10 boru mu lan? Manyak. Bu Kawasaki yarış motosikleti için iş yapıyor. Birileri demiş CBR Binarar'ı geçemez. CBR Binarar'ın içinden geçiyor kardeşim. Honda'yı kötülemek değil amacım. Honda'yı seviyorum. Ama yani bu motorun çalışma sistemi çok farklı. Kawasaki sırf yarış için yani. Zaten oturuş pozisyonu falan Binarar'ı kullanmak kolay. Bunu kullanması o kadar kolay değil. Daha ağır, daha oturuş pozisyonu kötü. Yarış yapacaksın abi, böyle trafikte falan kullanmayacaksın. Hararet yapma gibi bir durumu falan da yok böyle trafiklerde falan. Zaten motor fan açıyor. Bazı cahiller bilmiyor. Yok hararet yapıyor falan. Başka makinesi olan kişiler bile yok ben trafiğe girmeyeceğim, gazlamam lazım, hararet yapıyor. La ezik. Bu motor fan açıyor. 100 dereceye falan geldikten sonra. Bak motor mesela 90'da şu anda, o kadar gazladık. Neyse ya, yeni motor videomuzda beni neden böyle şeyleri konuşturuyorsunuz? Ben mutluyum. Üzerinde de 6000 TL'lik orijinal Akrapovic karbon egzoz var. Ve arkada mono kapak var. Orijinal koltuğu da var. Yani bence efsane bir şey. Bununla kaza yapmak veya düşürmek, buna bir zarar vermek istemem. Bu zamana kadar gözü gibi bakılmış bir motor.
Yani müzeye kaldırılacakçasına bir temizlikte gerçekte gelip görmenizi isterim arkadaşlar. Yani dükkanımıza da gelip fotoğrafta çekilebilirsiniz. Satürn Motors'a Maltepe'de. Çoğu arkadaş geliyor zaten devamlı beni ziyarete. Aa, ben trafiğe girdim ama trafiğe girmek istemez ki ZX10. ZX10'a vereceksin bir yolu, basacak 2.99. Çalışması bile harika ya. Neyse, şimdi demesinler Kawasaki sponsorun mu, övdün o kadar. Kötü yorum yazacak olanlar buna da illa bir şey yazarlar ya. Ama şu an aklıma gelmiyor. Öyle şeyler yazıyorlar ki aklıma bile gelmiyor. Hop. Dönelim ya. Ben sahile gitmek istiyorum. Şuradan dönüş varmış ama geçtik lan. Oo, ben bu trafikli yolu nereden girdim reis? Dönmek istiyorum. Döneceğim hatta. Bir saniye. Hop. 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 ZX10 Lamborghini'nin şarkısı var ya. Lamborghini'm var. Bu da ZX10'um var. Kawasaki'm var. Şimdi diyecekler motor aldı, poposu kalktı. Yok amına. Kasis, basık araç, yavaş yavaş. Alt sakalı granajı yere çok yakın. Kasislerden yavaş geçmek lazım. Lamborghini'm var, Kawasaki'm var, ZX10'um var. Bu yollarda ben 1'den ve 2'den başka vites atamıyorum. Oo, yavaş. G'mi söktün. Efsane ya. Efsaneler köşesinden bugün ZX10. Tekere kalkacağım da, tekere kalkınca ikinci viteste hemen 200'e falan çıkıyor. Yani o yüzden teker yapacak yol yok. Direkt 2'de gazla geliyor zaten. 3'te de geliyor hatta gazla. Ama çok hızlı gidiyor abi ya. Tekerde çok hızlı gidiyor. Böyle yollarda yapılmaz. Çıkacaksın Bursa otobanına, kalkacaksın tekere 3'te, 4, 5, 6, yok artık o kadar gidilmez. Motor zaten böyle bayağı bir şey şağa kalkıyor. Rüzgar falan yer, o kadar hızlı sıkıntı teker. Ama otobana gidip sizin için bir 300 yapabilirim. Pardon, 2.99. Yapabiliriz yani, böyle şeyler deneyebiliriz. Ekipmanımız tam. Bundan sonra zaten daha önceden de benim Dynes yazlık vardı. Ceketlerin içinde arkadaşlar rahat edemiyorum, o yüzden kullanmıyorum. Bana diyorsunuz ekipman kullanmıyorsunuz. Başka benim Proace falan, yine motorcu ceketlerim var ama güzel görünmediği için, sadece deri sevdiğim için onları giymiyordum. Ama şimdi gittik, parayı bastık, çalıştık ettik, aldık yani. İstediğim şeye çalışıp ulaşabiliyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar yani benim mobiletim olduğum zamanları hatırlıyorum küçükken. Yani şimdi ZX10'a binmek yani hayal bile değildi. Çünkü ZX10'un ne olduğunu bile bilmiyorduk yani. Ama şükürler olsun ki işlerimiz yolunda gidiyor. Sahil yolunda gazlayacak yer yok. Kameramız kayıtta mı? Tabii ki de. Şimdi
Şimdi kayıtta olmaz falan, bu kadar benzin harcadık, boşa gitmesin ya. Ya her motora kısa sürede alışabiliyorum. Vücudum yani benim motorla bir bütün oluyor artık. Burada çok fena lastik çekiyor, 2'de 3'de falan. Hop 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 hop, uzun videolardan bir tanesi de bu mu olsun? Tamam, o zaman Maltepe'ye kadar çekiyorum. ZX10 konuşacak bir şey bulamıyorum. ZX10 Kawasaki, bir de Kenan Sofoğlu'nun motoru yani. Kawasaki, Kenan Sofoğlu'nun sponsoru. Onun da yeni kasa ZX10'u var. Bir de H2'si var falan filan, bayağı bir şeyleri var yani. Aa, boş bir yol mu gördüm? Ama biz öne geçene kadar sıkıntı olacak ya. Son kez bir teker yapsaydık şu yolda. Hadi abi, araya gireceğim, hadi. Sıkıştıracaksınız beni ha. Lan, lan bir gaza bas ya, bir git ya. Abi aynı yavaşlıkta gidiyorsunuz, yapmayın lütfen. Ben ayna kıran motorculara benzemem bak. Ben size bir zarar vermem, ben öyle ibne değilim, ayna kırmam. Kolay gelsin abi. Hala patiye sarıyor. Neyse ya, oyna oyna teker mi yapacağız? Zaten hemen yol bitiyor tekere kalkınca. Hop. Efsanesin sen, harikasın sen. Arkadaşlar, ZX10 videomuzun da sonuna geldik. Bu günleri de gördük. Kendinize çok iyi bakın. Tabii ki de yolda giderken videoyu sonlandırmayacağım. Bir duralım ya, bir bakalım motor ne yapıyor. Nereye girelim? Şuradan sahile mi girelim? Biliyorsunuz yani bizim kurallarımız var. Video başlarken merhaba arkadaşlar falan filan diye, biterken de motora inip motoru göstereceğiz. Daha şuraya gideyim. Uf, burada çok güneş varmış. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Şöyle şu diğer farları da açayım da. Oo, efsanesin. Bu tarz videolar daha fazla gelmesini istiyorsanız beğeniye çökün. Çökün ki daha fazla video gelsin. Akrapovic sesi duyun. ZX10R. Bunu bilmeyen arkadaşlar da varmış. ZX10 kaçlık oluyor diye soruyorlar. ZX10 arkadaşlar 1000'lik motordur. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.